teknik boyutunda da hukuki, diplomatik ve ekonomik boyutları da var. Doğu Akdeniz'de kararlılığımız, hakkımızı, hukukumuzu sizlerle, bizlerle sormaya devam edeceğiz. Bugün dört gemiyle Aydınlısı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her mevkiler karşılığında dalgalandırmaya devam ediyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonla sondajına başlayacak. Biliyorsunuz Kıbrıs Karpaz bölgesinde operasyon yapıyor. Şimdi onun gerekli analizleri yapıyor. Kısa süre içerisinde yeni lokasyonla gitmiş olacak. Oruç Reis, bizim sismik araştırma gemimiz, o da Antalya'nın güneyinde. Kendi lokasyonundaki işi %30'un kısmını tamamlamıştır burada. Fatih sondaj gemimiz de şu anda 4000 metrelerin altına tutulmuş durumda. 1-2 bir sahasında çalışıyor. Yemin altına vurduğumuz her vakit Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imza düşünüyorum. 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var. 2016'dan 2018'e kadar 268 öğrencimizi yurt dışına eğitime gönderdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda. Bu yıl da inşallah 231 öğrencimizi daha yurt dışına burslu olarak gönderdiğini bir alıyoruz. Döndüklerinde nükleer enerji, bor teknolojileri, yenilenebilir enerji başta olmak üzere bakanlığımız bünyesinde görev alacak öğrencilerimize de güvenimiz var. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibiyiz. Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bu alanda yüz binleri bulan istihdam olanakları sağlanacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerleştirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz ARGE, yerli üretim ve yerli mühendis şartları gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sağlayacaktır. Az önce de bahsettiğim gibi artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için kıyasıya bir rekabet. Yenilenebilir enerji, nükleer, bor, enerji verimliliği, hidrokarbon gibi başlıca alanların yerleştirilmesi için önemli mesafeler ancak yetmez. Çünkü amacımız enerji teknolojilerinde Türkiye'nin adının bir marka haline gelmesi, kalitesiyle bütün dünyada bilinmesi. Sayın Bakanım. Thank you.